Herkese merhaba, ben Cüneyt Balcı. Bugün sizlere ekip arkadaşlarımla beraber Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği kapsamında hazırladığımız RISC-V tabanlı işlemci tasarımını göstereceğim. Projenin tanımı ve amacı, proje kapsamında temel hatları önceden oluşturulmuş olan bir RISC-V işlemcisinin Instruction Decoder ve ALU modellerini System Verilog diliyle gerçekleyip sistemin doğrulama çalışmaları yapılacaktır. Proje sonunda da RAM, kontrol ünitesi ve saklayıcıların bir arada çalışıp System Verilog dilindeki kodları nasıl yürüttüğü gözlemlenecektir. RISC-V nedir? RISC-V indirgenmiş komut seti bilgisayarı, yani RISC ilkelerine dayanan bir açık standart komut seti mimarisidir. Kaliforniya Üniversitesi tarafından geliştirilen ve herkese açık bir ISA'dır. Ve herkesin ortak olarak kabul ettiği bir mimaride işlemci üretebilmeyi sağlamaktadır. Tasarımda kullandığımız araç Xilinx Vivado Design Suite. Bu FPGA geliştirme kartları üzerinde çalışmalar yapmak için gerekli olan tasarımı oluşturmak için kullanılmaktadır. Verilog, VHDL ve benzeri donanımların tasarım dillerini alarak FPGA'yı konfigüre edebilecek tasarım dosyasını oluşturur. Tasarım gereksinimlerinde tepe modülü olarak RISC-V Core dosyası bulunmakta ve simülasyon başlığının altında da TB Tab simülasyon dosyası bulunmaktadır ve RISC-V Core'u içermektedir. İçerisinde RISC-V Core'u test edecek çeşitli kod parçacıkları bulunmaktadır. Gerçeklemesi yapılacak modüller ise ALU, yani aritmetik lojik ünitesi. Aritmetik işlemlerin gerçekleştiği bölümdür. Instruction Decoder, İşlemcinin yapması gereken kodların icrası için gerekli işlemleri başlatır ve komutun çalıştırılması için gerekli işlemleri belirler. Aritmetik lojik ünitesinde işlemcinin ALU'sunu destekleyeceği 11 adet işlem vardır. Bu işlemler ve operasyon kodları sağdaki resimde gözükmektedir. Bizim yapacağımız işlemler 11 adettir. Bunlar toplama, çıkarma, sağa kaydırma, sola kaydırma, aritmetik olarak sağa kaydırma, eşitliği kontrol etme, küçüklüğünü normal ve unsigned olarak kontrol etme, XOR, OR ve AND komutlarıdır. Bu işlemlerden hangisinin yapılacağı ALU function girişinden gelmektedir. Sağ alttaki resimde ise bu modülün içerisindeki giriş çıkış sinyalleri 3 tane input, 2 tane output şeklindedir. İlk inputumuz ALU function, yani aritmetik lojik ünitesinin ne yapacağını söylediğimiz girdidir. Ardından 2 adet 32 bitlik signed input gelmektedir. Sonraki gelen output ise operasyonun gereksinimine göre ne verildiyse result olarak 32 bitlik tanımlanmıştır. Son olarak da result'ın 0 olduğu durumlarda 1, diğer durumlarda 0 çıkaracağımız result equal 0'yı tanımlıyoruz. Burada ise tasarladığımız kısımda always com begin ile başlayarak if içerisine gelen operasyon kodları ALU function'a atanmaktadır ve bu durumlarda yapılan işlemler de result'a atanmaktadır. Burada yaptığımız işlemler toplama, çıkarma, sola kaydırma, sağa kaydırma, aritmetik olarak sağa kaydırma, eşit olup olmadığını kontrol etme, A'nın B'den küçük olup olmadığını kontrol etme, aynı işlemi unsigned olarak kontrol etme, XOR, OR ve AND komutlarıdır. En sonunda da result'a gelen sonuç 0 ya da farklı olmasına göre result equals 0 atanmıştır. Instruction Decoder kısmında ise input olarak 32 bitlik instruction verilmektedir. Bu 32 bitlik instruction'dan gelen değerin içerisindeki operasyon kodu olarak neresi gösteriliyorsa oraya ataması yapılmakta. Yani aslında gelen kodlara göre altındaki output'lara bitler parça parça ayrılmaktadır. Burada 14. satırdan sonra tasarladığımız kısımda ese instruction'dan gelecek bit aralıklarını opcode, RD, function 3, RS1, RS2 ve function 7 kısımlarını parçalayarak atamasını gerçekleştiriyoruz. Burada ise proje testini gerçekleştirdiğimizde
Pass kısmında işlemlerin sonuçlandığını görüyoruz. Proje testi ve simülasyonu yaptığımızda burada tasarımı simüle ettiğimizde ALU ve Instruction Decoder kısımlarındaki input ve outputlarına gelen değerleri görebiliyoruz. Buradaki fotoğrafta ise tasarımın şematik dizaynı, giriş, çıkış ve bağlantıları açık bir şekilde görmekteyiz. Sonuç ve çıkarımlara gelecek olursak, bu projenin tasarımı ve geliştirilmesi aşamasında öncelikle Vivado Design Suite ile çalışma gereksinimi keşfettik ve sonrasında bu gereksinim üzerinden araştırma, deneme, yanılma, uygulama konusunda ilerleme kaydettik. İkinci olarak projenin temel konusu olan RISC-V tabanlı işlemci tasarımının yazılımsal ve donanımsal temelleri, işlemci içerisinde yer alan blokların çalışma prensipleri ve aralarındaki işletimlerin doğru bir şekilde kurulmaları hususunda kazanımlara ulaştık. Geliştirilen RISC-V işlemcisinin aritmetik logic unit ve instruction decoder tasarımlarını tamamlayarak gerekli koşullar sağlandığında tasarımdaki 11 komutu yerine getirebildiğini öğrendik. Dinlediğiniz için teşekkürler.